Merhabalar, ben Doktor Onur Karabacak. Beni duyabiliyor musunuz? Nasıl durum? Teorik olarak hani şu an 35 kişiyiz toplantıda. Herkes bağlı gibi gözüküyor. O Hüseyin Bey dedi ki tamam görüşüyoruz, sizi duyuyoruz. İyi o zaman yavaş yavaş başlayalım. Şimdi başlarken de böyle birkaç tane önden anlaşma yapalım. Bunu daha çok interaktif yapabilirsek... Ben konuyu anlatacağım ama anlatırken herhangi bir anda, herhangi bir aklınıza bir şey gelirse, ben mesela soru gönderme bölümünü buradan görüyorum. Herkes görüyor herhalde. Anında e, yazarsanız anında cevap verelim. Yani böyle bir e, format olsun, interaktif, anında soru, e, soru civarında hani şeyi durduralım, e, konuşmayı, cevap verelim. Çünkü o slide'ı geçmemiş oluruz o sırada. Hani konuyu da toplamış oluruz bu vaziyette sonunda soru sorma yerine konuşmanın sırasında soru gönderme bölümüne her an herkes aklına geleni e, yazabilirse o şekilde e, devam edelim. E, hani şu anda da e, 41 kişiyiz e, sayı olarak hani e, böyle rahatlıkla şeyi yönetebiliriz böylelikle. Sistemi. Şimdi bizim e, bu dünya ve e, Türkiye üreme verileri pandemiyle nereye gidiyoruzdaki hani ana e, düşüncemiz şöyle e, bir Covid 19 infeksiyonu var. Infeksiyon hani böyle e, bütün sistemleriyle e, dünyayı etkiliyor. Hani diyeceksiniz ki e, sağlık sistemini etkiliyor. Aynen bir uçtan hani ekonomik olarak etkiliyor aynen e, öbür uçtan siyasi olarak etkiliyor e, bu, böyle bir şey e, insanların üzerinde sağlık olarak e, bir infeksiyon oluşturuyor e, pandemi süreci içerisinde psikolojik etkileri oluyor insan davranışlarını e, etkileyen bir kondisyon bu e, dolayısıyla bunun sonuçları da oluyor hani bizim kadın doğum açısından ve üreme e, endokrin açısından nasıl bir e, noktaya doğru gidiyoruz gibi bir e, şeyimiz var e, burada düşünce e, platformumuz. Şimdi amacımızı o zaman belirleyelim Ü, üreme ve e, üremeye ve tıb, üreme tıbbına makro olarak bir bakacağız. Ülkemizde dünyada neler değişiyor e, onu bir görmeye çalışacağız. Pandemiyle bu değişim içinde üremeyi nasıl etkiliyor pandemi? nasıl etkileyecek makro bir e, haberimiz olacak bir bilgimiz olacak Hani daha çok bu toplantıyı şöyle düşünebiliriz Hani ben konuya önceden vakıf olayım vakıf olduğum sürece hani konu hakkında vakıf olduğum şeyde davranış paternimi ona göre ayarlayabilirim bu benim için konfor yaratır e, gibi bir e, konuşmadan yola çıkıyoruz şimdi Buradaki en önemli bizim bulduğumuz şeyler bizim kendi istatistiklerimiz. Ben konuşmayı daha çok kendi istatistiklerimizin üstünden yürütmeye çalıştım. Çünkü hani Türkiye'ye ait verileri iyi anlayabilirsek ve gelecekte Türkiye'ye ait olan verilerin üstünden iyi gidebilirsek o zaman ne yapabileceğimiz konusunda daha iyi bir bilgimiz olabilir. Şimdi e, bizim ana makro e, insan e, etkileşimindeki baktığımız verilerden bir tanesi nüfusun artış hızı. Şimdi Türkiye bu e, nüfus artış hızı e, gördüğünüz gibi binde olarak hesap ediliyor. E, bu nüfus artış hızı şu an Türkiye 2020 yılında 83.6 milyonluk bir e, nüfusa erişmiş durumdayız ve gradiyen olarak artıyor. Yani şöyle bakın işte böyle geliyor. Burada şuraya geliyor. Burada şuraya gelmiş durumda. Ve artış hızına baktığınız zaman e, artan nüfusunda e, artma miktarı binde e, 2019'a kadar 13.9. Fakat e, birdenbire e, 2020'de yani e, biliyorsunuz bu pandemi Mart ayında açıklandı ama hani e, belki bir iki aylık bir dönemi de var <laughs> açıklanmadan datasının toplandığı e, ve e, hani açık bir e, açıklanmanın bilginin olmadığı dönem böyle düşünürsek buradaki e, miktar esasında hani bir yıllık dönem gibi düşüneceğiz öyle algılayalım şimdi bir yıllık dönemi hesapladığımızda. Hani e, nüfusu azaltan hem de bakın e, bu yarıdan fazla neredeyse 3'te 1'e düşmüş durumda. Hani e, 13'ün yarısı 14 olsa 7 olacak. 7'nin de altında bu. E, şimdi 3 tane şey etki ediyor nüfus artış hızına. Bir tanesi e, göçmenler. Yani bir ülkeden giden e, ve bir ülkeye giden, gelen insanlar. Eğer bir ülke e, gidenler daha fazla, gelenler daha azsa, o nüfusu e, arttırıyor. E, bir başka şey yeni doğanlar. Eğer yeni doğanlar, e, hani e, perinatal mortalite morbiditesi de erken dönemdeki e, e, ilk 48 e, gündeki ve bir aydaki ölümleri de hesaplarsak. E, o zaman yeni doğanlar e, nüfusu arttırıyor. Bir de ölenler. Şimdi e, üç noktadan e, ilerlememiz lazım ki yani buradaki e, bilgiyi düzgün bir şekilde e, algılayalım ve yönetebilelim. E, şimdi buna böyle bu şekliyle baktığımız zaman. Şimdi 2000, e, burada 2019'da 2020 yani şurayla şurayı biz mükayese ediyoruz. Şuradaki e, data 2019'un datası. Bunları daha çok TÜİK'ten alıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu. Bu açık veri ve erişebiliyorsunuz. Hani ben de bunları bu konuşma için direkt TÜİK'ten aldım. Şimdi Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etmiş. Ben konuşmanın kolaylığı açısından buna 330 bin diyeceğim. Yurt dışından da Türkiye'ye 67 bin kişi, e, 677 bin kişi göç etmiş. E, bunu da ortalama bakarsak bu bunun iki misli gibi. Yani 330-660 e, yani 2, e, 2 e, oranlık bir e, bize geliş olmuş bir oranlık da bizden gidiş olmuş Türkiye'nin sınırları açısından bakarsak. E, buradaki e, sayıyı hani nüfusu arttırıcı baskı yapıcı e, sayı olarak 2009'da nüfusumuzun 13.9 artışının hani arkasındaki sayı olarak 330 bini burada. Öbür tarafta ölenler oluyor. Ölen kişi de 435.941 e, 941 kişi yani 436 bin desek 1 milyon 183 binde e, yeni doğan var. Hani bizim e, Türkiye'nin nüfusuna bakarsak nüfus artışı 2019'da 1 milyon 150 bin kişi. Bakın buradaki e, hani e, yeni doğan bebek sayısına hemen hemen bu eşit gibi bir şey. O zaman hani kabaca bakarsak ölenlerle yurt, dışın, e, yurt dışına e, gidenler birbirini götürüyor. Hani e, canlı doğan bebek sayısı da kabaca nüfus artışını yapıyor gibi. Bir e, sayı oluşmuş burada kapaca ama e, bakarsak nüfus artışında e, bu 2020 e, yılında sadece 416 bin kişi e, Türkiye'yi e, nüfusta artış yapmış. Yani denge değişmiş ya burada e, ölenlerde bir artış var ya e, bu e, göç edenlerin datası değişmiş. Ee, pek e, canlı doğan bebek sayısında çok büyük bir e, etkinin olduğunu düşünmek e, birazcık zor gibi gözüküyor. Çünkü insanlar Covid'i bilmediği için bir gebelikte hani 10-28 e, e, günde oluştuğu için veya 9 ay 10 günde e, doğum olduğu için e, zaten asıl e, Covid'in e, şu an için e, gebelliğe olan e, etkisi ancak 2000 Doğumları olan etkisi 2021 bilgilerinde çıkacak. Yani şu an geçtiğimiz 5 ay diyelim. Buradaki bilgiler bizi doğumlu olan etkisiyle bizi karşılaştıracak bizi aynı anda bu konuda bizi bilgilendirecek diyelim. Şimdi Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84.863'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşmuş. Yani şurada 330 bin göç var. Esasında bu göçün üzerinde e, e, Türkiye'den gidenlerin oranı hani 84 bin buna 100 bin desek şu sayıya. hani bunun yaklaşık olarak 3 bini. Hüseyin hocam diyor ki Suriye'den gelenler misafir statüsünde bu sayılara dahi değil. Aynen doğru. E, Suriye'den gelenlerde Gelip de Türk vatandaşı olanlar varsa e, veya da Suriye'den hani göçmen statüsünde e, Türkiye'ye girmiş olanlar varsa bunlar burada dahil ama hani bu e, Suriye'deki sınır olaylarından dolayı e, gelip oradaki kamplarda kalan veya Türkiye içerisine herhangi bir şekilde dağılmış olanlar buna dahil değil. Türk de bunu e, yıldız olarak e, bu datamızda bir, diyor. Ee, Suriye'den gelenler misafir statüsündedir, bu e, şeye dahil değildir diye bildiriyor. Yani içinizde bu datayı anlamlandırırken şöyle bir duygu olmasın. Ya işte Suriye'den gelenler bu işi yapıyor, e, o datanın içerisinde bu bizim bilgimizin içinde bu yok. E, dolayısıyla hani bu slide'den ne öğrendik bizim e, yaklaşık yarıdan fazla bir düşüş var. Suriye'den gelenlerin de buraya bir etkisi yok Bu ayrı bir olay ayrı bir aritmetik şimdi devam edelim bakalım hani burada ne göreceğiz Şimdi 2019-2018 yurt dışından göç etmede Türkiye'de bir artış var Yani biz 2020'de bunun düş, düş nüfus artış hızının belirgin azaldığını söyledik. Acaba 2018-19'da Türkiye nasıldı? Bakın 2018'de yurt dışından 570 bin kişi Türkiye'ye göç ederken 2019'da yurt dışından 677 bin 42 kişi de göç etmiş. Yani bu artmaya istatistiksel bakarsak %15'lik bir artış var. Yani biz 2020'de bırakın nüfusun artmasını hani gelen göçmenlerin %15'te artacağını fazla farz etseydik hani Türkiye'nin nüfusundaki artışın bu trend devam etseydi o 18-19 trendi o zaman nüfusun daha belirgin olarak artacağını düşünüyorduk. Fakat öyle bir şey olmadı, değişti. Büyük olasılıkla hani göç edenlerin oranı bunun bilgisi 2020 için Yaklaşık Temmuz ayında çıkar. Mayıs sonunda da bir ön bilgi çıkarır TÜİK. Büyük olasılıkla TÜİK diyecek ki veya Türkiye'nin gerçekleri diyecek ki bizim Türkiye'ye göç edenlerde belirgin bir şekilde düşüş oldu. Diyeceksiniz ki nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz? Çünkü lockdown oldu yani kilitlendi dünya. Ne demek kilitlendi? Herkesi kendi bölgesinde e, sistem hapsetti. Dedi ki evinizden çıkmayacaksınız. E, i̇şte kontroller oldu, sınır geçişleri kontrol edildi. E, bu daha çok e, Covid'in enfeksiyonu yayılımını engellemek için. Dolayısıyla herkes olduğu yerde kalması için bir baskı oldu. Bunu hükümetler yaptı, Dünya Sağlık Örgütü yaptı. Sistem bunu e, insanların yer değiştirmesini infeksiyon yayılım hızını kontrol edebilmek için e, baskı şeklinde e, bunu kontrol etti. Dolayısıyla biz burada hani bu azalan sayıdaki etkin olan faktörlerden bir tanesinin artık net bir şekilde hani zaten Türkiye'ye gelen göç miktarı fazlaydı ve giderek de artıyordu. bu artan göçün belirgin şekilde durağanlaştığını e, açıkça söyleyebiliriz. Hani göçler, Hatta e, bir ülkenin içindeki göçler kısıtlandı yani e, atıyorum e, İzmir'den Bana giden veyahut da işte Artvin'den e, Mersin'e giden vatandaş e, e, migration data yani bu e, iller arasındaki e, yer değişimi de azaldı. E, bir de immigration data e, da azalma var yani ülkeler arası e, kilitlenmeye bağlı olarak azalma. Burada herhangi bir e, herhangi bir anlaşamadığımız hani e, öyle diyorsunuz ama burada hani şu da olabilir. Mesela Hüseyin Hocam demiş ki Suriye'den gelenler misafir e, tamam aynen doğru. Hani bunun dışında sizlerin de aklınızda e, gelmiş olan herhangi bir fikir varsa hemen burada e, yazın konuşabiliriz ve interaktif şekilde devam edebiliriz. Sonuç olarak şu ana kadar biz birkaç slaytta şunu gördük: Türkiye'nin nüfusu yarıdan daha fazla bir şekilde bu 2020 Covid'in süresi içerisinde belirgin düştü. Bunun içinde iki tane büyük bilgi ölenlerin sayısının artmış olabileceği ve göçerlerin miktarının da azalmış olacağına dair bir baskının sayısal olarak mantıklı ve mümkün olacağını düşünüyoruz. Çok da doğumlardaki etkinin 9 ay 10 gün sonra doğumlar olacağı için fertiliti açısından hani bizim üreme açısından büyük bir baskı yapmayacağını düşünüyoruz diye şu ana kadar hani bunu konuşmuş olduk. Şu an yaklaşık olarak 60 kişi civarındayız hani yeni gelmiş olan arkadaşlar da, konuya vakıf olmuş oldular. Şimdi gelelim hani e, bu göç işi nasıl oluyor? Yani ben de kendim de merak ediyorum. Bu Türkiye'ye kimler göç ediyor? Ne oluyor? Ne ediyor? Nasıl bir bilgi oluyor diye. Ben zaman zaman girip e, bilgilere bakıyorum. Çünkü ülkeniz hakkında kendinizin de bir fikrinizin olması ülkenize olan oryantasyonu, ekip olarak davranışınızı belirliyor. Şimdi bakın buradan bakarsanız ee, bizim e, gelen göç içindeki oransal en yüksek oran e, bizim e, bu 2019 datası e, bilgisi bu ee, Iraklılar Iraklılar e, Türkiye'ye gelme oranları göç olarak çok yüksek yüzde 14 en yüksek onlar sonra Türkmenler Türkmenistan. Bu Irakların içerisinde de oran baksak Türkçe konuşan, Türkçe bilen ve e, hani e, burada e, rahatlıkla barınabilen grubun e, oranı yüksektir. Irak Türkmenleri olabilir. E, bunlar rahat iletişim kuruyorlar, geliyorlar ve rahat barınıyor. Afganlar, Afganistan'da da e, iyi bir e, Türkçe konuşan grup var. Bakın bu Suriyelilerin içindeki yüzde buçuk Hüseyin e, Yeşilyurt hocamın söylediği şu cümlesinin dışındakiler. Türkiye sığınmacı statüsünde girenler bu sayıya dahil değil. Bunlar sığınmacı olmayan Türkiye'ye göçmen olarak giren e, Suriyeliler. Ondan sonra bir de İranlılar var. Türkiye'de hani ortalama olarak 4 milyon İranlı Türk vatandaşı var. Hani ve bunların yoğun geliş zamanları bu İran rejiminin değiştiği dönemde çok yoğun olarak geldiler. Yani bu Rıza Pehlevi'den e, şimdiki e, İran rejiminin olduğu dönemde e, eğitime gelen kalan e, büyük bir oran var. İranlılar da Türkiye'ye e, de e, belirli bir e, hani burada beşinci yoğunlukla yüzdesel yoğunlukla Türkiye'ye gelen göçte temsil ediliyorlar. Şimdi bir de hani e, nasıl e, doğanla öleni. Ve göçeri yani artı eksiği e, mukayese ediyoruz. Bir de giden göçe bakalım. Şimdi bakın yüzde on buçuk oranında oransal yalnız bu sayısal değil bu. Bakın Iraklılar geldikleri gibi gidiyorlar. Hatta gidenlerin içindeki oranı 23.9 üç ee, İranlılar da geldikleri gibi gidiyorlar. Afganlar da hani geliyorlar gidiyorlar. Azerbaycanlılar e, gidiyorlar bakın buradaki sayının içinde Azerbaycan'ın yeri e, daha aşağıda yani 5. E, beşin, e, yerden daha ama dönüşlerinde dönüyorlar. Mesela bizim çok yüksek Azerbaycanlı doktor asistanımız var hani çoğu da gitmiyor geri dönmüyor kalıyorlar evleniyorlar hani eğitilmiş güç e, Azerbaycan'dan Türkiye'ye kalmış oluyor hani onlar giden göçe girmiyorlar. Gelen göç ve kalıcı göçe geliyorlar. Türkmenler de öyle olmuş. Şimdi burada şu şeye baktığınız zaman Suriyelilerde gelenler daha yüksek. Burada aynı beşli sıranın içerisinde Suriyeli göçer yok. Yani Suriyeli daha çok geliyor ama geri dönmüyor ya da dönemiyor. Ama bu sığınmacı statüsünde girmeyenler ee, bunlar göçer olarak gelenler ve e, kayıtlı gelenler. TÜİK temmuz 2020'de de hani bunu bize söyleyecek giden göç içinde Türk verisi var mı? Var e, ama giden göç içinde hani bir önceki slide'da e, söylemiştim ya Hüseyin hocam e, Türkler hani 600 bin kişi de 300 bin kişi gidiyor 300 bin kişi 330 bin kişi Türkiye'de kalıyor yani 600 bin kişi gidiyor, 660 bin 330 bini gidiyor, 330 binin içinde 189 bini Türk e, vatandaşı. Dolayısıyla yani 660 binde e, 89 bin e, buna 100 bin deseniz 7'de biri e, bizim Türk vatandaşları yurt dışına göçüyorlar. 7'de biri de Türkiye'nin Covid içerisindeki davranışını belirleyebilmede üreme açısından oldukça minör bir oran. Yani buradaki sayının büyüklüğü daha çok gördüğünüz şu diyagramlarda gördüğünüz yüzdesel gruba dayanıyor. Çünkü hani 7'de biri bu datanın Türkiye'den göç ediyor. İşte atıyorum mesela Almanya'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor Ne bileyim e, e, Türkiye'den göç ediyor ayrılıyor. Ama bunların oranı düşük. Yani 7'de e, bir e, göçerlerin içinde onun için buradaki e, bu nüfusun azaltıcı baskısında hani bunların etkisi çok düşük olacak. Bundan sonra da düşük olacak. Esas etrafımızda yani Türkiye'nin doğusundan, gelen insan, göç, göç ederek gelen insan e, burada daha belirleyici. E, tabii diyeceksiniz ki hani bu data nasıl oluyor? Benim gördüğüm dünya hep batıya doğru göç etmeye çalışıyor. Şehirler de batıya doğru büyüyor ya, hani e, insanlar da bir batıya doğru e, şey yapıyor. Dünya da batıdan doğuya doğru dönüyor. E, i̇nsanlar da bu doğu, dönme ivmesinde ivmenin etkisiyle mi artık onu bilemeyeceğim. Ee, hani e, batıda doğuya doğru gidemiyor, batıda kalmaya çalışıyor, batıya doğru gitmeye çalışıyor. Dünyada böyle bir e, sosyal davranış var. Bütün şehirler batıya bir e, şey yapıyor. Türkler Türkiye'nin batısına gitmeye çalışıyor. Azeriler Türkiye'nin batısına ne bileyim? Çinliler e, e, kendi ülkelerinin batısına gitmeye çalışıyor. İranlılar Türkiye'nin gibi kendi batılarına gitmeye çalışıyor. Böyle bir insan davranışı var. Bunlarla uğraşan bilim dalına bu migrasyon datası gibi demografi deniliyor. Ben John Hopkins'teyken demografiden kredi bazında ders almıştım. Hani bunları benim de hoşuma gidiyor bak bak demografik olarak nasıl davranıyor demograflar da hükümette genellikle eee TÜİK'te çalışıyorlar. Mesela e, şeyde e, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü var. E, bu Türkiye'nin DHS'in demografik e, sağlık araştırmalarını yaparlar 5 yılda bir. E, onlar mesela e, demograflar bu tür e, bilgileri e, toplamakta e, bayağı eee Etkinler bayağı e, bu işleri hani anlamlandırmakta değerliler. Şimdi bakalım son 10 yılda e, hani etkileyenler biri e, gelen göçmenlerdik, e, bunlar e, hani çıkarıyorduk, gidenleri çıkarıyorduk. 660'ı 330'lu, 330 bin kalıyor geriye diyorduk. E, Nüfus da hani bu yıl bu sefer o 2019 400 bin attı sadece. Ee, şimdi bakalım kaba ölüm hızında de hani nasıl bir değişiklik var. 2020'nin ölümümüzü daha henüz e, hesaplanıp e, release edilmedi, serbestleştirilmedi. Dolayısıyla elimizde 2019'a kadar olan bilgi var. E, hani bu da binde olarak hesaplanıyor yine. Binde olarak bakın ne kadar stabil bir e, hani şeyi var e, bunun. Şuralar 5.2. Şuralar 5.5. Şuralar işte e, kabaca yine 5'in civarı ama hani 4.9 filan gibi. Yani Türkiye kabaca 5. küsürün üzerinde dönüyor yani böyle işte 4.89 5.3 şuralar. E, çok değişmiyor. Çok oldukça stabil. Yani şunu bir interpol et burayı bir doğrusal mıdır diye baksanız Hani bunun hafifçe arttığını söyleyebiliriz şuradan başlayıp şuraya doğru gittikçe şuradan ama bunda bir anlamlı bir eğim artışı söylemek e, mümkün değil. Hani ne diyorsunuz bu slaytla derseniz oldukça stabil bir e, ölüm hızımız var e, bizim e, hani ülkedeki ölüm hızları nasıl artıyor? Nüfus yaşlandıkça e, yani orta yaş değeri arttıkça ölüm hızlarında bir artış oluyor. Eğer e, genç bir nüfusunuz varsa hani ölüm hızları daha düşük oluyor. E, dolayısıyla buradan hani yeni bir şey çıkarmış e, değiliz ama 2020'de şu bilgi hani birdenbire ok olarak şuraya doğru çıkarsa e, diyeceğiz ki size hani e, bakın ölüm hızında belirgin bir artış oldu. Ön bulgularda bunun artacağına dair bilgi var mı? Var. Hani neden hani 3 tane parametrenin içerisinde lockdown olduk bir bizim topladığımız göçmen adedinde düşme oldu? İkincisi de hani bu Covid'e bağlı Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerinde de gözüken bir belirgin sayı var. Artan bir ölüm hızı var özellikle Covid'e veya pandeminin etkisine bağlı. Bu iki türlü söyleniyor. Bir Covid related biri yani indirek etkisi olarak ölümler direk etkisi olarak yani bir bir kişi de direkt olarak vücudunda Covid geldi infeksiyon oldu Covid'e bağlı atıyorum solunum yetmezliği oldu solunum yetmezliği sonucunda öldü bu Covid nedeniyle öldü. Fakat diyelim ki Covid geçirdi akciğerleri etkilendi Covid'den iyileşti solunum yetmezliğiyle 6 ay sonra öldü diyelim. Ee, bu covid related fakat direkt ölüm diye e, söyleyebilmek zor. E, çünkü ölüm nedeni olarak hani belki covid geçirmeseydi daha uzun yaşayacaktı ama covid akciğerlerindeki akciğer kapasitesini bozdu. 6 ay sonra vefat etti. Bu da indirek etkili ölüm oluyor. Annelerin, annenin hani doğumdaki ölüm hızları gibi bir kondisyon bu. Hani e, anneler e, şeyde nasıl doğum sırasında işte hipotoni uterus hipotonisi ondan sonra aynı zamanda kan kaybı vesaireyle hani vefat ediyor bu direkt etki ama anne mesela kanaması oldu kanamadan ölmedi ama arkasından gelen infeksiyonla 2 yıl sonra iki ay sonra öldü. Hani bu indirek etki olmuş oluyor. Şimdi gelelim sonraki bilgiye. 2019-2018 ölümlerdeki artış hani baktığımız zaman 2018'de ölen 426 bin kişi var. 2019'da ölen 430 bin kişi var. Hani bir önceki slaytın artım %2.7. Bu istatistiklerde de %5 yine kullanılıyor. Bir şey %5'in altında artıyorsa hani insan etkisi açısından önemli değil diye düşünülüyor. Eğer bu hani tekrardan beşi açmışsa o zaman önemli diye düşünülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin bilgisi şu. Peki dünyada veya mesela bu gelişmiş ülkelerde bu ölüm oranları nasıl oluyor? Bakın mesela Amerika'daki ölüm hızı bizimkinden daha yüksek bizimki iken onlarınki 9 civarında. Fakat 8'lere doğru inerekten 2010 yılında e, bir dip yapmış durumda. Ondan sonra e, Amerikalılar da ölüm hızı yavaş yavaş artıyor. Onların bakın e, dikkat edin burada 2020'li dataları da var. Yani 2020'de de ölüm hızında 8 e, 25'ten başlayarak 8 75'e doğru tırmanmış bir artış var. Hatta e, hani şuradan şuraya doğru tırmanmış denilebilir. Yani e, bilgi öyle olacak ki COVID'den e, ölüm oranı artmış olacak ama böyle sarsıcı bir e, yükselme gözüküyormuş gibi e, Amerika'da e, Amerikan datasında bir e, şey değil. Yani şurada olan 2019 datası birden e, işte 9.75'e ta 1950'lerin ölüm hızına artmış değil 2020 bilgileri onlarda yayınlanması arttığı gösterilmiş. Bizim Türkiye'de de hani bunu edersek hani bizim 5.3 olan sayı yaklaşık olarak 5.6'ya falan doğru bir interpolasyonla artması bekleniyor. Hani siz de bekleyebilirsiniz buradan. Hani çünkü bilgiye vakıf olduğunuz dakikadan itibaren interpolasyon yapma imkanımız oluyor. E, tabii bunda bir artış hızına bakarsanız şöyle 2.7 ile anlamsızdı ya 18-19. O zaman artış hızı mesela %10'sa, %5'in üstündeyse aa diyeceğiz COVID'in içine girmiş olmak ilk defa olarak Türkiye'de e, insan ölüm hızını e, hani e, belirgin arttırdı. Amerikalarda e, hani e, son 10 yılda e, 8'den 9'a çıktı. Bunun içine e, 2020 bilgisi dahil. Şimdi bir sonraki slayta geçiyoruz. E, bu, bu verilere e, en az e, benim algıladığım kadar sizlerin de hakim olmanız lazım ki hani bunları predikte edip e, kendi içinizde hissedip Hani bu veriyi kullanın ben de onun için yumuşak yumuşak sakin sakin anlatıyorum ki herkes hani demografi eğitimine gerek yok şu anda demografi eğitimini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi Türkiye'de kaba doğum hızı nasıl gidiyor çünkü 3 parametre bizi etkiliyordu 3 parametrenin bir tanesi doğumlardı ondan sonra bir tanesi e, e, ölümlerdi bir tanesi de e, göçmenlikti immigration dataydı. İşte gidenlerle gelenleri çıkarıyordu. Şimdi bakın Türkiye'de do, e, doğum hızında e, hani e, bir azalma var. Bunun R değerine bakarsanız 0.06 e, R, R square. Yani e, şu çizgiye bakıyoruz böyle. Son buradaki şeye bakın. Son 10 yıl var burada. 2019 Ondan sonra 2009 Son 10 yılda Bu 1'e yaklaştıkça R değeri R kare değeri Hani doğrusal bir azalma var. Bakın Nerelerden gidiyoruz? 17.6'dan çıkmışız. 14.3'e gidiyoruz. Şimdi bunu da interpol ederseniz Şuralarda 14. 2020'de Hani Bir azalmanın olacağını tahmin ediyoruz. Esas 2021'de hani e, sayının o 14'lerden böyle 9'lara falan düşmesini bekliyoruz. Belirgin bir azalmanın olmuş olması lazım ki hani e, nüfus artış hızı bu kadar 5'e düşebilsin. E, hatta e, bütün bu bilgileri interpolle ettiğinizde esas ee, doğumlarda azalmanın e, nüfus artış hızının 400 bin artmışız ya son bir yılda. 2021'deki artış hızımızın hani e, e, lineer olarak e, doğumların da belirgin e, azalışıyla 5,5'dan %2,5'a e, binde 2,5'a düşeceğini interpolley edebiliyoruz şu anlarda. Yani belirgin bir nüfus üzerinde doğumların da azalmasına bağlı bir e, etki olacak ama Biliyoruz ki doğumlar zaten 10 yıldır azalıyor. Biraz daha belirgin bir çöküş bekliyoruz burada da. Azalmakta olan trend daha sertleşiyor, daha belirginleşiyor gibi burasını özetleyebiliriz. O zaman hani buralardan şöyle şu ana kadar şunları abstrakt ettik diyebiliriz. Türkiye'nin nüfusu yarısından daha fazla olarak iki, e, 2020 yılında yarıdan daha fazla azaldı. Yani yüzde, e, %15 küsürden 5.5'a düştü. Neredeyse üçte birine düştü. E, ki doğumların baskısı burada e, belirgin değil. Sadece azalan trend burada etkin. E, bakın 2019'da 14.3, ondan önceki yıl e, %15.4 ee, immigration'da lockdown olduk kilitlendik immigration e, pek etkin bir faktör olamadı yaklaşık her yıl e, giderek e, %16 artaraktan e, göçmen alıyorduk bunun 330 bini bizim burada kalıyordu hani o 330 bin belki de e, hani görüyoruz ki e, bu dönemde girmedi 330 bin oradan gittik ölümlerde de bir miktar azaldı Ondan sonra doğumlar da bir miktar düştü. Hani bu hale geldik gibi bir veri zincirinin içinde ilerliyoruz. Şimdi bakalım başka aynı şeye bakarsak 2019'da 2018 arasında canlı doğumlardaki azalma %5.2 ile anlamlı. Yani kendiliğinden anlamlı şekilde insanların hani Türkiye'de deniliyor ki e, canlı doğumlarda çok büyük bir artış var. Yani canlı doğumlarda bir artış yok. E, hani e, Covid'den bağımsız canlı doğan bebek sayısında azalma var. Bakın 2018'de 1 milyon 248 bin iken 1 milyon 183 bin. Hani bu yılki datayı da interpolle ettiğimiz zaman 2020 ve 21 Bunların 800 binler civarında düşebilmesi özellikle 2021 yılında yani bu yılda çok mümkün gözüküyor. Ve buradaki sayıları da hani %5'in daha üstünde bir oranlara doğru e, anlamlandırma 8, %5, %10 azalmaları konuşmamız çok mümkün gözüküyor. E, gördüğümüz trendleri interpole ettiğimiz zaman. Şimdi gelelim bakalım e, Türkiye'deki kapa doğumuzu lineer olarak azalıyordu şu bir önceki gördüğümüz slaytlar. acaba diğer ülkeler nasıl yani bu Türkiye dünyadaki hani kalkınmış ülkelere Çin'e vesaireye uyuyor mu mesela Amerika'nın doğum oranları var. Amerikalılar bunları sayı olarak bize nazaran daha büyük kohortlarla veriyorlar. Yani biz mesela TÜİK'le 10 yıllık datamızı robust olarak söyleyebiliyoruz. Amerikalılar bir verdiler mi 1950'den başlıyor adam 2020'ye kadar hani belirgin datasını söylüyor. Bizde de hani uğraştığın zaman bizde de çıkıyor ama bizdeki datalar daha çok 10 yılların üzerinde söyleniyor. Bakın Amerika'daki doğumuzu 1950'lerde, hani Amerika çok hızlı çoğalıyor, insanlar çok çocuk yapıyor deniliyor. Hani bakın sayılar böyle. Bizde %17.6 2009 yılındayken, 2009 yılındaki Amerika'nın hani doğumuzu Türkiye'nin altında, 17-14. Bakın şu anki Amerika'nın, bizim 2020'miz çıkmadı ama hani bizim bir önceki slayt'tan biliyoruz ki iki önceki slayt'tan e, burada hani bizim 14.3 hemen burada baktığımız zaman Amerika'nınki de yüzde 12. Yani Türkiye'nin nüfus artış hızıyla Amerika'nın nüfus artış hızı oldukça büyük benzer diyeceksiniz ki e, bu binde değerlerde Amerika çok büyük bir toprak. E Tamam çok büyük bir toprak 300 milyon civarında 330 milyon civarında insan var. Hani Türkiye ona nazaran bir Texas eyaletini kadar tutuyor. Bizde de 80 küsür milyon 83 milyon insan var. Şimdi Amerika ve Türkiye doğum hızları hani 14, 14 ve 12 ile benzer. Onlarda da belirgin azalıyor. Bakın en belirgin azalma şurada olmuş. Çok direkt bir azalış var ama ondan sonra bu yataylık belirli bir yataylığa geçmiş. Bunu Avrupa Ekonomik Topluluğu, Çin ve Rusya'ya baktığınız zaman buralardaki artış hızı belirgin düşük. Hani onlarda doğum hızları 0.4, 1, 1.2 filan gibi bu Avrupa Ekonomik Topluluğu, Çin. Mesela Çin eskiden hızı artan bir ülkeydi. Son milyarlık da bir birkaç milyarlık bir nüfusu var. tek hücre tek çocuk politikasıyla belirgin şekilde Avrupa ülkelerine benzer bir nüfus artış hızı oturttular ve burada hani bir bakmıştık ilk önce immigration'la gelenlerle ölenler birbirini götürünce bir ülkenin nüfus artış hızı kaba doğum hızıyla ilişkili gibi gözüküyor demiştik. O zaman hani doğumu belirli şekilde dingilli, dizginleyebiliyorsanız hani buradan nüfus artışınızı da belirgin etkileyebiliyorsunuz. Buralardaki hani Rusya dahil neredeyse Rusya'da hani sıfırla bir arasında bir değerde binde nüfus artışınız var. Yani Türkiye'nin batısında en yüksek nüfus artış hızı Türkiye verilerine benzeyen Amerika doğumuzundaki artış Türkiye'deki doğumuzundaki artışa benzediği için Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin belirgin daha düşük doğum hızlarına sahip. Şimdi buradan da bir hani dünya hakkında bilgimiz oldu. Şimdi deniliyor ki pandemide insanlar evlenemedi Hani kilitlendi insan insanı göremedi ondan sonra birbirleriyle tanışamadı İşte ağızlar kapalı ondan sonra işte eskiden hatırlarsanız denilirdi ki işte kadınların yüzü ağzı kapanıyor ondan sonra şimdi pandemi erkeklerin de yüzünü ağzını kapadı herkes hani yüzü ağzı kapalı önüne bakıyor bir buçuk metreden daha fazla insan yaklaştırmıyor etrafına. Hani acaba e, bu insan ilişkilerinde menfi bir kondisyon. Hatta e, hani toplum bazında antidepresan kullanımı e, daha arttı. Hani bunu da Türkiye'deki ilaç satışlarının istatistiklerinden e, görüyorsunuz. Hani daha e, stresli bir ortam oluştu. Bakın e, pandemi de evlenme oranında 2020 e, datası. Yani burada e, bir 7 ay, e, 9 aylık pandemi var. %10 anlamlı azaltmış. Bakın 2019'da evlenme oranı 540 bin, 2020'de 487 bin. Siz diyeceksiniz ki hadi bakalım 2018'i söyle bakın 553 bin. 553 binden 541 e, bine hafif bir azalırken birden 487 bine belirgin bir düşüş var. Yani azalma 2019'da yani şu 2018 553'ünden 541'ine azalma %2.1 anlamsız. 5'in altını anlamsız kabul ediyoruz insan ruhu ve e, algılayışı için. E, ama 2020'de %10 e, evlenme oranında azalma var. Yani bir önceki sayıya göre %8 anlamlı bir %5'in üstünde artmış bir evliliklerde azalma var. Yani Covid veya pandemi süreci insanların e, hani herkesin ağzının, burnunun örtülüp evinde lockdown olup işte başka ülkeden Türkiye'ye veya başka ülkeye göçe demeyip, turizm bile yapamayıp, ondan sonra hatta şehirler arası e, yer değiştiremeyip, migrasyon yapamayıp, e, hani e, bu arada da e, iletişimini düşürüp ee, o arada da insanların e, evlenme oranını düşürdüğünü rahatlıkla şu an e, say, elimizdeki sayılarla Türkiye'de ve dünyada düşürdüğünü söyleyebiliriz. E, hatta ben şöyle e, şeyler hatırlıyorum bu Tiktoklarda filan diyor ki e, ben sağlıktayım e, Covid olmadım ama yalnızım. Ee, yani mesela daha çok bunu bayanlar açık açık söylüyor erkekler daha böyle e, kendi içlerindeki düşünceleri yazmakta söylemekte daha e, yavaşlar e, ama kadınlar daha artiküle daha ağızlarıyla e, şeyle ağızlarını örtseniz de söylüyorlar e, ondan sonra sonuçta hani buradan e, insanların evlenme e, oranlarının veya hızlarının belirgin düştüğünü Covid'de söyleyebiliriz. Yani bu ileride neyi etkileyecek derseniz, Covid datası ileride insanların çocuk doğurma hızını, nüfus artış hızını etkileyecek. Çünkü evlenemeyince, evlenemediklerinde o zaman e, hani e, çocuk yapma e, istekleri de oluşamayacak. Oluşamayınca nüfus artış hızı, doğuma bağlı nüfus artış hızı e, düşecek. Dolayısıyla bu e, tabii tabi evlenmeden sonra çocuk yapma ortalama olarak hani birkaç yıl sonra oluyor. Ortalama olarak 2 ile 3 yıl sonra çocuk kararı veriliyor e, hani davranışsal psikolojiye göre. E, işte çocuğun doğumunu da 9 ay 10 gün 1 yıl desek evlilikten sonra 4 yıl desiniz bundan sonraki e, hani evlilik oranlarında önümüzdeki yıllarda azalma sürerse o zaman doğumlarda da ondan sonraki 4 yılda doğumlarda da bir azalmayı göreceğiz. Diyeceksiniz ki bunun kadın doğumla ilişkisi ne? Vallahi direkt bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz kadın doğumcuyuz. Bunlar bizim müşterimiz. Hani bu evli çiftler bizim müşterilerimiz ve bunlar geliyorlar, doğumlarını yaptırıyoruz. Ondan sonra özel sektörde çalışanlar direkt paralarını kazanıyorlar. Veyahut da kadın doğumcu olarak genel sektörde, devlet sektöründe çalışanlar veya kurumlarda çalışanlar daha çok doğum yaptırıyorlar. Ee, ama gördükten o ki nüfus artış hızındaki belirgin düşüşün yanında onun üzerine e, bu pandemi süreci hani bundan sonraki 5 yıl e, içerisinde e, belki prospektif 10 yıl ama 5 yılı daha rahat konuşabiliriz. Hani belirgin çocuk, bebek doğum üzerinde baskı yaratıyor, gözüküyor, gözükecek ve bunun sayılarını hep beraber göreceğiz. Ve diyeceğiz ki hani A, ülkemizde doğumlar belirgin azalmaya başladı, bunları biz kurumlarımızda hissediyoruz diyeceğiz. Mesela bir İsveç'teki bunu rahatlıkla hissediyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde biz bunları çok yüksek hissetmiyorduk bugünlere kadar. Hani e, ama bilgi gözüküyor ki lineer bir azalma var e, ve bilgi onu gösteriyor ki e, burada hani lineerin dışında daha sertleşmiş azalmalar hani e, bunları e, hani logaritmik veya e, katı şeklinde olan azalmalar gibi de söyleyebiliriz. E, aynı şekilde bunları da e, burada e, söylememiz lazım. Cem Hoca bir güzel soru sormuş. Diyor ki IVF oranları nasıl değişti diyor. Şimdi IVF'de Sağlık Bakanlığı'nın elinde bu IVF datası. Biz Sağlık Bakanlığı'na çok birçok safhalar başvuruyoruz. Diyoruz ki bu IVF datası sizde dursun. Bunların içinde sub grupları analiz edelim. Siz bize verin sizin e, önderliğinizde yayınlayalım. Hani Sağlık Bakanlığı'na biz asistans da veriyoruz. Diyor ki işte şunu yap bize diyor. Biz üniversitelerde öğretim üyeleri olarak çalışıyoruz onlarla. Şimdi maalesef böyle bir bilgiyi Sağlık Bakanlığı bize vermiyor. Fakat hani elimizde şu bilgiler var. Cem Hoca da hani bunları aynı şekilde vakıf yaşıyoruz içinde. Bir kere bu IVF için verdiğimiz eğitimler durdu. Yani yeni IVF için doktor tip ee, hani sınavlarını bile e, 6 ay gecikmeyle yapabildik. E, yeni kişi almıyoruz. IVF merkezlerinde, özel merkezlerde e, hasta adetlerinin azaldığını hepimiz hani biliyoruz. Sadece şöyle e, merkezlerde hasta adetinde e, çok büyük bir azalma yok. Ne bileyim orta büyüklükte bir şehirsiniz atıyorum. E, işte Afyon, ne bileyim işte e, Burdur. Hani burada bir belirli bir e, az sayıda merkeziniz var. Çünkü bir Ankara'ya bakarsanız Ankara'da hani 20-25 tane merkez var, 30 tane merkez var e, çeşitli şehirlerde, İstanbul gibi yerlerde. Buralarda bunlar göçerlerin de gelip e, IVF yaptıkları yerler. Bunlar da göç, göç durduğu için hani bir önceki... Bu Cem sorusu çok kritik ve güzel bir soru bu esasında. Şimdi hani biraz önce baktık ya e, datalara e, lockdown oldu kilitlendi insanlar göç edemedi. E, migration da yok yani adam atıyorum e, Diyarbakır'dan kalkıp Ankara'ya IVF yaptırmaya gelemedi. E, çünkü hani e, kilitlendi sistem diyor ki migration yapma yoksa e, Covid artar. Öyle olunca Ankara gibi yerlerde göçerekten gelerek IVF yapan merkezlerde belirgin hasta azalması oldu. Hani bunlar bizim elimizdeki sayılarla bildiğimiz oranlar. Ama Sağlık Bakanlığı'ndan ve bu üreme sağlığı ile ilgili aile planlaması ile ilgili gerekli birimlere başvurup bilgiyi verir misiniz? Hani biz kendimizi anlamak için bunu istiyoruz dediğimizde daha Türkiye'de o seviyeye gelemedik nedense hani böyle bakanlıkta biz alacağız onu kötü yönde kullanacağız bakanlıkta bunun sorumlusu olacak gibi bir davranış var. Sayıyı bölüşmüyorlar. Ama mesela Burdur, Afyon onlar lokal kendi Afyon'un içerisindeki insanı topluyorlar. Yani Afyon'a Ankara'dan Afyon'a tüp bebek yaptırmaya giden insana dedi düşük. Dolayısıyla göçten etkilenmediği için kendi afyondaki tüp bebek adedinde bir düşüş onların olmadı. Onlar e, hani kendi IVF'lerine aynı sayıların benzeri olarak düştüyse bile yüzde iki yüzde beş civarında sayılar düşerekten minimum azalmalarla onlar sürdürdüler. Yani göçmenlik, immigration ve migration'daki stabilleşme, durma, durağanlık Onları lokal olarak etkilemedi çünkü hastaları uzak mesafeden gelmiyordu. Ama uzak mesafeden hastası gelen en büyük e, şehirler e, İstanbul, Ankara, e, İzmir ondan sonra bunlar etkilendiler. E, ama hani Cem Hocam sayıları ver bakalım hadi görelim e, derseniz hani sayılar ancak bizim konusunda. E, gelen eğitime e, arkadaşlar sohbetlerimiz telefon görüşmeleri e, ve ön e, görüşmelerle sınırlı hani bunu gidip e, bakanlıktan istediğimizde de maalesef bakanlık bize e, hani bu sayıları vermiyor e, şimdi evlenme oranında da hani bu şeyleri söyledik devam ediyoruz şimdi boşanma hızı denildi ki Herkes bu pandemi sürecinde insanlar birbiriyle kavga ettiler. Ondan sonra evin içinde kilitlendi insanlar çok yüksek e, boşanma hızları var. Şimdi bu boşanmaya ben bir baktım. 2020 datası da var burada. Boşanma hızı 1.9'dan 1.6'ya düşmüş gözüküyor. Şimdi bu hani e, nasıl bir şekilde anlaşılır? Bu zor. Neden? ortalama olarak bakarsanız Türkiye'deki hani boşanma hızı yine kaba boşanma hızı binde bu. Hani 1.6 seviyelerinde. Bakın son 3 yılda yani 2019'dan yukarıya 2017'den itibaren son 3 yıl artmış. Fakat şu an boşanmalarda anlaşmalı boşanmalar hani hızlı bir şekilde sonuçlanıyor. Bilgisi hızlı. Fakat Toplumun içinde anlaşaraktan boşanan grup düşük. Ee, çekişmeli boşanma oranı hani e, biliyoruz ki daha yüksek. Ortalama olarak bir çekişmeli boşanmada şu anki yargı sisteminin yavaşlığından yaklaşık 4 yıl ortalama değeri medyan değeri hani 3 ile 4 yıl arasında. Hani 7 yılda filan boşanan bir sürü çift var çekişmeli de. O zaman hani buradaki sayının düşmüş olmasını hani e, mahkemeler çalışmadı, boşanılamadı gibi ve ona bağlı olarak da sayı düştü gibi bir cümle kullanabiliriz burada. E, hani e, ama e, şöyle bir şeyi el, alabilsek onu TÜİK gibi alamıyoruz e, şeyden mahkemelerde açılmış boşanma davası e, adedi diye bakmamız için. Adalet Bakanlığı'nın istatistikleri lazım. Maalesef e, bizler direkt olarak Adalet Bakanlığı istatistiklerini topluma açık değil bu istatistikler. Hani bitmiş şeyleri yayınlıyorlar ama başlamış şeyleri toplumda kurumlar genelde e, yayınlamıyorlar. E, neden olduğunu bilemiyorum ama... Hani genelde bilgi böyle burada ne diyebiliriz %16 azalma var belirgin bir azalma bu esasında hani 1.9'dan 1.6'ya. Hani benim anlamlandırma şeklim pandemide anlaşmalı boşanmalar pandemide azaldı olabilir ama daha çok mahkemeler çalışmadı hani boşanılamadı insanlar boşanmak istiyorlardı ama boşanamadılar gibi. E, azalmayı yönel, ön, e, öngörebiliriz, anlamlandırabiliriz, tartışabiliriz. Şimdi gelelim bir sonrakine. Burası e, bence e, önemli bir slide. Ben hani e, e, gençliğimde hep Türkiye piramidinin e, nüfus piramidinin üçgen olduğunu e, konuşarak büyüdüm. Yani e, şu altlar e, geniş çok fazla genç nüfus var. Bunlar bakın şuralardakiler genç nüfus. Yukarısı dar. Fakat artık görüyorum ki erkekte olsun ve kadında olsun. Bakın 2007 bu, 2021 bu. Bakın buralar daha geniş, daha tombik. Yani kalçalar geniş. Ondan sonra ama artık yukarıya doğru genişlik gidiyor. Yani artık Türkiye hani bu batılı toplumların paterniydi hep biz görürken biz gelişmekte olan toplumuz gelişmiş olan toplumlarda orta yaş ve yaşlı bölümünde belirgi mi artış mesela Japonlarda bu bölge çok e, büyük adamlar hani büyük bir efor veriyorlar yaşlıya gençler e, büyük bir saygıyla yardım ediyorlar ve yüksek e, yaşam e, oranları var e, hani buralarda 80'li yaşlarda epey bir e, şu, şeyin şuralara doğru çıktığını görüyorsunuz dolayısıyla Türkiye'de de artık genç nüfus altta piramidi daraltıyor. Yani orta yaş ve üzeri arttı. Burayı anlayabilmenin yolu da hani ortalama hane halkı büyüklüğü. Mesela 7 filan olduğu zaman buralar şişkin oluyor. E Türkiye'ninki artık 2019'u 3.35 hane halkı genişliği 3.5 bile değil. Hani anne baba 1.3 çocuk filan gibi. Veya e, hani hane halkı, çekirdek halkı artık e, büyük e, aileler kayboldu, hani anneler babalar beraber oturmuyorlar, hele Covid'de iyice ayrıldılar, haneler birbirlerini görmediler bile. E, hani e, gördüğünüz gibi nüfus piramidi giderek gelişmiş ülkelere Türkiye'de benzemeye başladı, yani ülke ge ge gelişiyor, değişiyor. şimdi Özkan Aydın Leylek. Onur Hocam IVF'de gebelik oranları düştü. Geçen sene bu zamanlarda blast sayısı ve tüm COVID parametreleri kat kat düşük değerlerdeyken eşre, ASRM, akabinde TSRM, elinizdeki siklusları yapın, don, dondur, durdur öngörüsünü ortaya koymuştu. Şimdi serbest bir şekilde korkusuz transferler yapılıyor ve kesinlikle tüm IVF verileri kötüye gidişatta ama hiçbir dernekten bir uygulama önerisi yoktur. Şimdi e, bu söylediğiniz doğru. Hani e, bizim iki üç şey oldu. Bu net bir migration'la eee IVF'e e, gelen vaka adetleri veya başvuru e, adetleri düştü. E, i̇nsanlar kilitlendiler. Ee, bir de e, bu covid testleriyle beraber e, covid pozitif olan vakaları e, alabilme imkanlarımız düştü. Hani denildi ki dondurun bunu. E, hani covidi pozitif. Hatta oosit e, toplamayın denilen e, dönem oldu. Bunu e, standart olarak Eşre'nin bilgilerinde görüyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı'ndan istedik. Bunları bize vermiyorlar. E, hani e, ben de size hani Türkiye'nin datası şudur diye e, bir şey söyleyemiyorum. Gebelik oranlarındaki düşüş de e, Covid ile birlikte bu da doğru. Benim mesela kendi IVF e, bilgilerimde e, gebelik kızlarının recover ettiği dönem, düzeldiği dönem son şu anki ölüm geçtiğimiz 3 e, ay. E, ben daha çok IVF yapmaktan daha çok IUI yapmaya çalıştım e, ben e, şeyin içinde Covid'in içinde. Çünkü IVF e, kontrollü zor e, sofistike, ondan sonra ve IUI gebelik kızları da aynı şekilde e, etkilendi. Yani bu pandemi süreci ister beyinsel e, sosyal e, olarak etkilenim, ister fiziksel hani sağlıksal etkilenim, e, hani IUIların kendi e, istatistiklerimdeki gebelik hızındaki e, azalmayı ben rahatlıkla söylerim. IVF aynı şekilde ee, ama hani ben size şurada maalesef e, bakın arkadaşlar Türkiye'nin üreme datası hani şu şekilde düşüyor. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın e, topladığı istatistiklerden bu net bir şekilde görüyor konuşması yapamadım. Çok üzgünüm e, ama istiyoruz hani bayağı da hizmet de üretiyoruz bakanlığa hani kendimizi e, ayarlayalım, e, düzeltelim diye e, istediğimiz bilgileri onlardan alamıyoruz ama e, Aydın Bey'in söylediği gebelik oranları düştü. Hani e, pratikte benim de hissettiğim bir e, şeydir. E, Cem Hoca mesela Ankara Üniversitesi'nde bizler hem e, Gazi Üniversitesi'nin IVF hızlarını görebiliyoruz. Hem e, kendi yaptığımız vakaları hem de e, klinik içerisinde hani diğer IVF yapan arkadaşlarla sohbet edebiliyoruz ne bileyim ben Cem hocayı görüyorum onunla sohbet edebiliyorum hani e, dolayısıyla e, hani bu dataların azaldığını görüyoruz ama size istatistik anlamlı sayısal data sunamıyorum maalesef. Ee, ama şu an şunu söyleyebilirim, şu, yeni yılla beraber yani 2020'nin e, itibariyle e, bize IVF'te daha çok e, daha yaşlı hastalar risk alarak IVF oluyorlardı. E, şimdi genç hastalarda da başvuruda belirgin artış var. Hem IUI grubunda e, hem e, IVF grubunda. Hani e, onların söylediği cümleyi de onların ağzından söyleyeyim hocam. Hani biz e, geçtiğimiz yıl bekledik bu işin geçeceği yok. Hani e, biz artık e, çocuk e, istek hızı, iste, isteğimizi de ertelemiyoruz. Hani yeni bir yılla biz bu işe başladık diyorlar. Bunlar daha genç hastalar oldukları için infertilite süreleri de daha e, kısa. E, normal popülasyon gibi düşünelim bunları. Bunların gebelik kızları daha yüksek oluyor. Ee, yani 2020'nin içindeki vakaların hani Covid'le pandemiyle beraber riski alabilecek daha yaşlı hastalar e, ve gebelik hızları daha düşük olan hastalar olduğunu söylemek mümkün. Ee, bizim kendi e, gördüğümüz kohortların e, içerisinde e, yeni fertilitesi yüksek olan grubun içinde de e, sistemin içinden ayrılmış olan e, hastaların, Genç hastaların sisteme geri dönüşü gibi bir cümle kurmak mümkün ama hani sayı ver hani konuşuyorsun ama hadi yaz göster bize sayıları derseniz maalesef ben hani sayıya erişimim şu anki elimizdeki verilere göre mümkün gözükmüyor. Sağlık Bakanlığında hiçbir e, bürokratının çıkıp bu sayıları açıkladığını bugüne kadar ben görmedim. Devam edelim biz. E, ama böyle yazılınca güzel oluyor. E, şimdi e, hani e, yeni bir şeye doğru geçtik. Şimdi bakalım. Son slayta geldik mi? Gelmedik. Daha var. Birkaç slaytımız daha var. Şimdi bakın. Eee Türkiye'nin datalarından bilgilerinden 2020 ile e, hani bu pandemi süreci Türkiye'de e, hani e, ortanca yaş 32 bayanlar erkeklerde bay, er, bayanlarda da geçtiğimiz yıl 33.4 <laughs> buraya bakarsanız. 2020 yılı ortanca yaşının bu fertiliteyi ilgilendiriyor. IVF'den düşünün, gebe kalmadan, infertiliteden düşünün. Ee, mesela Sinop'ta insanların yaşı 40.2 e, ortanca yaşı. E, Giresun'da 39.4 e, yıl 2020. E, ortanca yaş yüksek olunca hani buralarda fertilite düşük. Ortanca yaşının düşük olduğu illerde, bakın mesela erkeklerde Muş, Ağrı, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa. Hani kadınlara biz IVF yapıyoruz. Aydın Bey'in hani kafasından bakayım ben, onun gözlüğüyle bakayım. Hani bakın IVF merkezim varsa benim Muş'ta, Siirt'te, Ağrı'da, Şırnak'ta, Şanlıurfa'da veya hani o o bölgeden Ankara'da. Bizlere IVF olmak üzere gelenler varsa bunların ortanca yaşları düşük 20, 20, 22. Hani Türkiye ortanca yaşının belirgin altında bakın burada 11 yaş var ve üremenin en altın dönemi. Dolayısıyla sinoplular hani menopoza doğru gidip overlerinden artık ovsi çıkmayacak ortanca yaşa doğru ilerlemişlerken. E veya ben bir kadın doğumcu olarak e, Sinop'ta e, veyahut da e, Edirne'de, Giresun'da çalışırken kadınların çoğu çocuklarını doğurmuş e, ve artık premenopozal olmuşken e, hani e, aynı kadın doğumcu olarak Muş, Siirt, Ağrı'da çalıştığımda yüksek gebelik, yüksek çocuk doğumu, yüksek fertilite, TFR, Total Fertility Rate'in hızlı bir artışı ve üreme yaşamlarının en aktif çağındaki kadınları şu bölgenin içinde yani görebiliyorum ben şu, şu bölgenin içinde. Veya bunu tersten de konuşabilirsiniz diyebilirsiniz ki ben muayenehane açarsam abi hani Muş, Şırnak, Ağrı, Şanlıurfa'da açarsam bu muayenehane çalışır. Ama hani gidip de Balıkesir'de açarsam göreceğim hastalar ya etraftan gelecek hastalardır daha e, fertil genç hastalar ya da buralarda daha çok e, premenopozal hasta e, işte miyom e, işte e, hani e, daha çok e, adet düzensizliği hastası ama e, hani doğuran hastayı daha belirgin az göreceğim diye bir cümle kurabiliriz. Bu hani elimizdeki statistik verilerden e, mümkün. Eğer Türkiye'nin ortanca yaşı Hani böyle 45'lere falan doğru giderse o zaman işte bizim nüfus piramidi de göbek kısmı şişmiş olacak. Aynen bir insan gibi ayaklar ince, kafa ince, göbek ve karın bölgesi şişmiş olacak. O zaman diyeceğiz ki hani Türkiye'deki hani artık belirgin doğumlar azaldı. Özellikle şu bölgelerdeki hani sayıların şu sayılara doğru geçmesi lazım. O zaman Türkiye'de belirli bir şeyin düştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi buradan da hani mesela fertilitesi en düşük il Sinopken hani Sinop bakın şuralarda ondan sonra en yüksek ilin de Şanlıurfa olduğunu hani rahatlıkla söyleyebiliriz. Şanlıurfa'ya gidin ortalık cıvıl cıvıl bütün gençler ortalıkta dolaşıyorlar. Yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi Biz o, o gibi değil de biz daha çok sayısal söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Nüfus artış hızı 2020'de yarıdan fazla düşmüştü. Yani bizim bu slaytların içerisinde görmüş olduğumuz en önemli burası ve biz immigration düştü, yeni doğan azaldı, ölen arttı üzerinden konuşmamızı gösterdik. E, ama nüfus artış hızına baktığımız zaman Amerika'nın e, nüfus artış hızı da bakın e, yine bunlar binde ile gösteriliyor. Bakın e, 0.5 e, Türkiye'ninki hani şimdi 5'e düştü. Amerika'nınkine nazaran belirgin düşük. E, şimdi bakın e, Türkiye gibi ülkelerin hani sayıları e, şu e, şeyden baktığımız zaman Türkiye nüfus artış hızı olarak hani e, lokasyonunda renkler olarak bakın şöyle e, artan bu Brezilyalar, Amerikalar ondan sonra e, baktığımızda ama mesela Rusya Avrupa ondan sonra bunları bir önceki slaytlarla da gösterdik hani bunların nüfus artış hızları bizimkinden e, belirgin daha düşük Sonuçta burada e, hani Türkiye ile Amerika'nın e, çocuk e, doğum da birbirine benzediğini söylemiştik. Ama e, population yani nüfus artış hızını ki bunu biz e, konuşmanın başında Türkiye'ninki öyle gözüküyor ki bu pandemiye girerken immigration gelenler ve ölenler e, birbirini götürüyor. Yeni doğanlar Türkiye'nin nüfus artış hızını reprezent ediyor şimdiki 2019'a kadar gelen bilgiler demiştik. E, artık bundan sonra bu değişecek sanıyorum çünkü e, migration, immigration lockdown'dan değişiyor. Ondan sonra aynen Özgür Bey'in de e, ile ilgili söylediği veya e, hani Cem Hocam'ın e, belirlediği gibi e, aynı öbür tarafta ölenlerin artışını e, hani predikte edebiliyoruz artık. E, yeni doğanın azalışında 2021'den itibaren daha belirgin görebileceğiz diye e, konuşmayı e, özetleyebiliriz. Şimdi üreme ve pandemi e, hani internasyonel çok yayın var e, ben buraya özetledim bunları e, daha çok azınlıkları etkiliyor yani bir toplumun içerisindeki çoğul insanlar pandemiye daha iyi direnç gösteriyorlar çünkü sosyal dayanma mekanizmaları daha güçlü gelir grubu düşük aileleri daha çok etkiliyor. Yani women in color diyorlar bunlara da. Yani rengi olan bayanlar. Bunlar daha çok azınlıklar. Mesela beyaz ırkın içerisinde esmer ırklar. veya sarı ırkın içerisinde beyaz ırkın içinde sarı ırk. Sarı ırkın içinde e, e, esmer ırk gibi. Bunlar da bunlar hep pandemide Bunların gelir grubu da bir miktar daha düşük oluyor. Bunlar etkilenen gruplar oluyor. Avrupa ve Amerika'da son 3 ayın verilerine bakınca doğum hızının düştüğünü de görüyoruz. Türkiye'de predikte ettiğimizin 3 yıl maalesef Türkiye'de doğum hızlarının da hızlı bir şekilde datasını biz hani bakanlıktan alamıyoruz. Türkiye'de kurumlar. E, TÜİK e, yayınlamadığı müddetçe kendi istatistiklerini açık bir şekilde yayınlamıyorlar. Adalet Bakanlığı öyle. E, ondan sonra e, Sağlık Bakanlığı öyle. E, sağlık datasının çoğunu TÜİK yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı hani direkt olarak e, yayınlamıyor. E, şimdi Türkiye'de 2020 doğum datası yıl sonunda belli olur. Hani düşecek gözüküyor. Amerika Avrupa'da düştüğü gözükmüş. Üreme ve pandemideki elde ettiğimiz bilgilerden biri bu. Şimdi Öz, Aydın Hocam bir şeyler yazdı, yazmış bakayım. Folikül aspirasyon sıvısı, semen sıvısı endometriyel örneklemeden ve bunun gibiden PCR yapılmasını önermek ya da şartlar koşmak olabilirliği nasıl olur? Zira hiçbir laboratuvar COVID araştırması analizini volünter kabul etmeyecektir hastaların orofarinksinde PCR testinin istenmesi takdir edeceğiniz gibi e, laboratuvarın COVID bulaş riskini ve ne derecede ekart e, ACE2 reseptörleri ve spike protein enzimleri spermatozoada, sertil ve leydik hücrelerinde, folikül hücrelerinde, granuloz hücrelerinde, endometriyal hücrelerde ekspre edilerek birçok merkezde gösterilmiş durumda. Hal böyleyken embriyo laboratuvarlarının zorunlu COVID tarama antijen bakılması getirilebilir mi e, şimdi biz Covid e, testini zaten e, şeylerde yapıyoruz mesela tüp bebek yapıyorsunuz hastanız geldi e, hani e, anestezi vereceksiniz buna o opu yapacaksınız zaten Covid testi bariyerinden bütün hastalar geçiyor Covid testinde PCR'ında hani bizim şunu yaptığımız hastalarımız net ve e, belirgin var e, hani panelde de e, şu an 50 civarında kişiyiz e, PCR hepsine yapılıyor e, Covid pozitif olanlarda tedavinin başlangıcında hiçbir klinik bilgisi yok e, hani Covid testi müsbet olduğunda elimizdeki bilgi bu Şu %20 Covid pozitif olup yanlış pozitif olma oranı var yani Covid testi pozitif çıkıyor hastada klinik yok ama e, bizim elimizdeki bilgiye göre hasta e, PCR pozitif ama COVID negatif. Hani klinik olarak COVID'i yok. Bunlar bana göre yanlış pozitif vakalar veyahut da yeni başlamakta olan PCR'da gözüküp kliniğini zaman içinde gösterecek olan olgular. Biz bu hastalarda OP'u yaptık. PCR'ı pozitif olmasına rağmen özel şartlarla koruma sistemiyle OP'u yaptık. E, embriyoları daha çok e, dondurmayı tercih ettik. E, hani fresh e, hani 3-5 gün sonra e, bunların transferini yapıyoruz. Bir daha covid testi yaptık. Bir kısmı negatif çıktı. Yalancı pozitiflerden. Bir kısmı pozitif olmaya devam etti. Bunları dondurduk. E, erkek sperminde covid testi pozitif olursa e, biz gazide bu işi çok e, tartıştık. E, IVF yapmama ve yumurtayı hani e, toplamama ve eee hani e, sistemin içinde asılı bırakmayı e, biz uygun görmedik sadece şöyle vakalarımız oldu bir iki tane benim özel sektör vakalarından da var bu covid testi pozitif olup evinden çıkamayıp arabası olmayıp e, gelen vasıta ile gelemeyecek olan hastalar oldu sağlık bakanlığı diyor ki sizin covid testiniz e, pozitif sizi e, şeye alıyoruz karantinaya alıyoruz evinizde kalacaksınız mesela böyle olup genç olup ee, IVF yapamadığımız sonra COVID testi negatifleştikten sonra ikinci IVF'ini yaptığımız e, hani o yumurtalar çatladılar biz dedik ilişki olsun ilişki oldu ondan sonra gebelik olmadı IVF yapıp gebe kalan şu an doğumda e, hani izlediğimiz gebe olan vakalarımız var e, erkek sperminden COVID testi pozitif olup ee, hani bu seminer plazmalarda gönderilme gösterilmesine rağmen bunu alalım deyip aldığımız IVF yaptığımız vaka var. Ee, ailelerden IVF yapmayalım. Ee, biz e, karantinaya giriyoruz deyip boş kalan vaka var. Almadık yani e, alamadık çünkü gelemediler. E, ama buralarda böyle standartizasyon olmuş durumda değil. Bilmiyorum Özgür Hocam standartizasyon var mı? Ben herhangi bir şekilde bir standartizasyon göremedim. Oturup konuşaraktan e, hani bunu e, biz çözdük. Mesela biz gazide böyle vakalar olduğu zaman bir konsey yapıyoruz. Hani e, işte e, embriyologlar onları söylüyorlar e, kendi fikirlerini. Bizim IVF'in içerisinde hani çalışan olarak iki kişi biz o dönemin içerisinde yönettik. İsmail Hoca diyor ki ben hani şöyle yapmayı düşünüyorum. Hasta şunu istiyor, embriyoloji bunu istiyor. Ben hani kendi fikrimi söylüyorum. Bununla sentezlenmiş olarak yönergeleri de uyacak şekilde hani şeyi yönettik. Ama hani e, direkt olarak yönergeler, bağlayıcı, e, zorlayıcı e, tedbirler buralarda net oluşamadı. Hep böyle değişken bir e, şeyin e, standartizasyonu içinde yüzdük. E, bilmiyorum e, Aydın Hocam sizin soruya bu bir cevap oldu mu veya hani dinleyiciler içerisinde bir e, buraya net bir cevap olabilir mi? Fakat e, benim gördüğüm... E, bu Covid ile ilgili en kötü dönemi geçirdik. Yani konuyu bilmiyorduk. Hastalar IVF merkezlerine erişmekte bir yıl boyunca diyelim. Hani kendilerini genç hastalar özellikle kendilerini çektiler ve sonucunda halkta şöyle bir şey oluştu. Doktorlarda da. Hani Covid'in biz genel şeklini gördük. Aşılar çıktı, aşıları oluyoruz. Ondan sonra e, ve bizim fertilitemizle ilgili bu COVID hani kısa dönemde geçecek bir e, kondisyon gibi gözükmüyor. E, tamam biz e, hani artık normal e, COVID pandemi süreci içinde e, IVF merkezlerimize e, veya üreme endokrin sistemleri içerisine başvuralım. Sistemden hizmet almaya başlayalım. Dolayısıyla hani daha genç hasta e, başvurular yol izinleri kağıtları da hani e, belirgin şekilde bir e, sisteme bağlandı. Mesela şu andayı biz bir hastayı muayenehanemizde veya e, üniversitede devlet sektörü içerisinde hani gerekli kağıtlarını jener etmek kaydıyla covid testlerini yapmak kaydıyla e, anestezi de covidli e, anestezi verebilme veya verebilmemeyi seçmesi kaydıyla hani bir e, sisteme doğru oturduk laboratuvarlar da aynı şekilde ee, hani e, bir e, tecrübeyi pratiğe geçirmiş durumdayız. Hem hastalar hem doktorlar hem e, laboratuvar olarak e, ve e, hani sistem açılıyor genç hastalarımızla beraber e, IUI ve IVF siklusları belirli bir noktaya doğru e, açılıyor. Şimdi bu e, dediler ki hani o, pandemi obeste yapıyor. Şimdi Türkiye'nin 2019 datasına bakarsanız Türkiye'deki e, hani o obezite prevalansı covid e, sistemi içine girmeden yüzde 21. Yüzde 21 kadındakine bakarsanız bu genel erkek ve kadın dahil buradaki oran yüzde 24 kadında. Kadınlarda overweight'e e de bakarsanız kadınların erkekler daha zayıf kadınlara nazaran overweight ile %54'e geliyor. Yani kadındaki e, kilolu kadın artı obez kadın dediğin zaman 219, 2019 datasına bakın. Türkiye'de %54 kadın kilolu veya da obez. E, <laughs> %24 kadın da obez. Şimdi erkeklerde bu biraz daha düşük. %19-18 küsür gibi. Şimdi pandemide obez olmak bir risk faktörüydü zaten. Hani obezin e, hani şekerle e, bir ilişkisi de var. Hatta dünyada diyorlar ki böyle bir e, şey, pre diabetik bir grup var. Bunlara diabu diabobesity diye bir laf çıkarttılar. <laughs> yani diyabeti ve obeste'yi bir arada tutan bir laf. E, bunlar da pandemi içinde en yüksek risk grubu. E, biliyoruz ki obezite erkekli östrojeni arttırıyor. Periferik e 1 yağ geliyor. Bunlar bayanda da e, hani E1 artıyor. Libido'da obezler hani yiyecekle mutlu oluyorlar. Cinsel ilişkide bulunmaya pek bir eğilimleri yok. Libidoları çarpıcı bir şekilde azalıyor. Bayanda E1'ler yağdan gelen östrojenler ovülasyonu bozuyor. Erkekte de göğüsler büyüyor. Ondan sonra ve e, östrojenik etki oluyor. Sperm sayısı azalıyor. Şimdi e, hani e, 2020'nin obezite datası benim elimde yok. TÜİK'ten e, veyahut da herhangi bir yerden obeziteyi arttırdığına dair şu an Avrupa literatürlerinde de belirgin obezitede %5'in üzerinde %21 iken e, %25'e çıktı e, obezite diye bir yayın e, henüz daha okumadım. Önümüzdeki e, yıllarda bunlar çıkar. Ee, ama zaten biz obezitenin içinde yüzüyoruz. Yani e, mesela bu, bu dataya Amerika için baktığınız zaman Amerikalılar bizden daha obezler. Yüzde yirmi sekizlerde obezite onlarda. Hani e, ve e, pandemi sürecinde obez olmak büyük risk faktörü hipertansiyon ve diyab diyabet açısından. Dolayısıyla ee, obeste, üreme pandemi, obestlerin artışı zaten üstümüze gelen bir e, problemdi. Hani e, bir de e, kilitlenip biraz daha kilo alındı. Obeste biraz daha e, ortaya e, çıkmış e, gözüküyor. Şimdi birkaç tane yazı var onları e, okuyayım. Covid pozitif hastaların dondurulan embriyolarında Covid'in de embriyo ile birlikte saklanma durumu olabilir mi? E, şu an için e, hiçbir eşre, ASRM veyahut da herhangi bir üreme e, sağlığı e, programında donmuş çözülmüş e, Covid pozitif ailelerin donmuş çözülmüş embriyolarının çözüldükten sonra e, e, PCR e, alınan e, hücrelerinin PCR'ında covid üretildiğine dair bilgi yok. Şu an için davranış e, paternimiz hani e, dondurulan embriyoların covid negatif olduğunu default olarak kabul ediyoruz. Bunun için bir yönerge yok. E, çözüyoruz, transfer ediyoruz. E, tabii ki hani covid'e karşı herkes o an covid pozitifti, bu hasta deyip gerekli önlemleri alaraktan bunu yapıyoruz. E, Covid pozitif hastaların dondurulan e, embriyosunun saklanma durumunda bunları ayrı bir e, yere koyuyoruz. E, Covid pozitif testlerinin e, tankları hani HBS AG pozitif e, e, tankta ayrı tankta donduruluyor gibi bunların da ayrı tankları var e, embriyo laboratuvarlarında. E, PCR pozitif e, Betülünce devam etmiş. PCR pozitif çıkan hastalarda embriyo dondurma yapıldığında embriyoları diğer hastalarla birlikte saklama tankına mı koydunuz yok farklı tanka koyduk bunu okumadan farklı tanka koyduğumuzu söyledim hani mecburen böyle yapıyoruz bunu hepatitte öğrendiğimiz gibi AIDS'e öğrendiğimiz gibi yani bu bulaşıcı hastalıklardaki öğrendiğimiz protokolları hemen biz şeyde uyguladık tüp bebekte uyguladık uyguluyoruz. Herkeste de aynı mantık var. Bunun adı karantina tankı gibi adına karantina demedik de PCR pozitif hasta tankı diyoruz. Hani bu şeye benziyor. Hani Doğuma gelen bir bayanda ağrım var mı deyip sormak farklı. Ondan sonra kasılmam var mı? Esasında doğumda bakılan şey kasılma ama hastaya ağrım var mı diye sorduğunuz andan itibaren hasta kasılmasında ağrı oluşturacağına şartlanıyor. Onun için biz karantina tankı demiyoruz. Hani covid pozitif PCR sonucu gelen hastaların covid pozitif tankı dedik bunlara öyle de diyoruz. E, Aydın Bey yine bir e, yazı yazmış. Dondurma ile, e, ile de Covid'i saklamış oluruz bununla. Ilgili paralel görüşler e, Eşre ve e, Sinden, Çin'den de geldi. Çözüm e, inokülasyonun laboratuvarda olup olmadığı her hastaya individual olarak yapılması gerektiğini doğurmakta. Yani şu an için individual olarak bizim baktığımız şey Covid'lilerin tankı ayrı. Covid'li embriyoyu çözerken, dondururken hepimiz kendimizi koruyoruz. Embriyo transferinde koruyoruz. Hatta mesela opuyu yaparken ayrı bir odada opu yaptığımızı ben hatırlıyorum. Bundan sonra yapacağımızı da hatırlayacağım. Covid'leri sistemin içinde ayırıyoruz. opusunda ayırıyoruz. Anestezi ayırmayı zaten hemen söylüyor. Ama unutmayın testlerde %20 yanlış pozitiflik var. Hiç unutmayın %20'de yanlış negatiflik var. Esasında biz covid negatif e, hasta alırken covid'i pozitif olup %25 hastada bir tanesini sistemin içerisinde hiçbir korunma olmadan almış oluyoruz. E, dolayısıyla hani daha sensitif spesifik testlere ihtiyacımız var. E, firmalarda bunlarla ilgili bize e, yazılar yazıyorlar. İşte benim testim çok sensitif spesifik. Bakıyorsunuz %20 yerine %15-10. Biliyorsunuz bu testler hayvanlardan modifiye edilmiş. Bu COVID hayvanlarda prevalen olan bir infeksiyon ve zooloji, veterinerlik COVID infeksiyonları için aşı da geliştirmiş durumda. Bu hayvanların aşıları takır takır yapılıyor. Aynı aşılar insanlara da hayvanlardan derive edilerekten hani nasıl IVF e, esasında hayvanlardan derive edilerekten insan sisteminde zaten hayvanlarda mesela ineklerde sperm donduruluyordu. Hani spermin e, insan sperminin dondurulmasının datası esasında e, ineklerde uzun yıllardan beri vardı. Aynen bu aşı dataları e, ondan sonra laboratuvar testleri zaten hayvanlarda olan bir sistemdi. Onlardan derive ederek getirdik ama hala sensitif spesifik testlerimiz yok. yüzde %15 %15'i hani e, ben daha düşük testler elimizde zor. Ben her zaman e, için şöyle düşünüyorum covid pozitif olan kişide mesela şunlar dayı var. Bir merkezde covid pozitif çıkıyor hastaya deniliyor ki gebe sezeren yapacaksınız. E, hani e, sizi hemen e, karantinaya alıyoruz. Sezeryan öncesi e, hastanede bir tane daha yaptırıyorsunuz Covid negatif o, o hastane diyor ki abi biz sizi alırız sezeryanınızı yaparız e, hani e, bu tür vakalarımız sezeryanda iyi var. Şimdi bakalım e, Human Reproduction 2020'de kriya prezervasyon ve European Safety Regulation yayınlandı hani benzeri şeyleri söylüyorlar hepimiz okuyoruz. 10 12 günlük indüksiyon sürecinde PCR testini hangi dönemde yapıyorsunuz? Biz OPI'ye kadar PCR yapmıyoruz. Ee, hani biz ovulation induction başlıyor, başlıyor. PCR'da hemen biz sizi bir negatif olarak görelim. Ona göre hastanın kliniği yoksa ateşi yok, öksürü yok, herhangi bir şey yok. Ee, bütün hastanenin ve kurumun giriş testlerinden Hani eredikasyon işte ısısına baktınız normal. Ondan sonra öksürmüyor, aksürmüyor. Ee, hani yok gel sana ben PCR yapacağım. PCR'ın pozitif çıkarsa büyük olasılıkla 5 hastadan birinde müspet çıkacak yalancı pozitif. Hani ben seni alamam. Böyle bir şey yaptığımız yok. Tedavi başında mı, opu öncesinde mi, Opa öncesinde anestezinin desteğiyle PCR yapıyoruz. Ee, bakayım. Buralarda bir şeyler vardı, kaçırmayın. Ee, tedavi başında opüsür e, öncesinde mi? Opu öncesinde PCR. Ee, ancak e, RT PCR olarak ovülasyon indüksiyon başlamadan yapıyoruz. Mesela Aydın Bey demiş ki biz ovülasyon indiksiyonu başlamadan klinik herhalde bu Aydın Bey'in e, Özgür Leylek Aydın Özgür Leylek hani söylediği kendi kliniklerinde e, onlar ovulation indiksiyonuna yani yumurtlama indüksiyonu yumurta indiksiyonuna başladıklarında PCR yapıyorlar. Burada şöyle bir tehlike var. Eğer testiniz %20 e, yanlış pozitifse hani 5 hastanızdan birini ovülasyon indüksiyonunda bunlar kliniği menfi olan hastalar ee, kliniği menfi olmasına rağmen yanlış pozitifite nedeniyle hastayı almayacaksınız. Ben Bir tüp bebek merkezim olsa ve ben bunu işletiyor olsam hani e, ben e, e, embriyo e, opu yapmadan önce PCR bakarım. Çünkü e, testler sensitif ve spesifik daha değiller. Kliniği pozitif olan bütün hastaları PCR yaparım, ovülasyon indüksiyonun başında. Ee, neden? Çünkü klinik var, zaten PCR'ını yapmak zorundasınız. Ama klinik yoksa ben kendimi emniyete alayım diye test yaptığımda her 100 hastadan 20 tanesini ben e, yanlış pozitif olarak e, e, değerlendireceğim ve o ayki IVF e, kohortumda %20'lik bir azalma olacak. E, ücretsiz yapılıyor zaten ve çok kolay test yapmak, taramak e, anlamında taşıyor. E, tamam tarayalım ama taradığımız zaman yanlış pozitif yüksekliğini her zaman konuşalım. Yanlış negatiflikle beraber yani e, hastanın e, testi negatif, kliniği de negatif ama e, hastanın yüzde yirmi e, hala e, nasıl PCR'ı pozitif olabiliyor kliniği negatifken, gerçekten de e, vücudunda virüs oluyor. Bizde mesela şöyle şeyler de var, bizim asistanlardan söyleyeyim. iki kere aşı olmuş, ondan sonra e, hafif kırgınlığıyla beraber PCR yaptırıp e, hani e, PCR'ı pozitif olan e, asistanımız var. Ve bunları çalıştırırsanız etrafta e, infekte edip başka insanlara bulaştırıyorlar. E, bu doktorları hemen hizmetten çekiyoruz, e, hemen e, karantinaya alıyoruz. E, çocuklarda bir şey yok. Ben de diyor hafif kırgınlık var diyor. E, genç tabi bunlar. 2 e, yaşım var. Ondan sonra hafif kırgınlığım var. PCR'ım pozitif. Evde iki haftadır. Hatta bunların e, infeksiyon e, iyileşmesi 3 haftayı buluyor. Bunları sistemin içinden çekiyoruz çünkü etrafa bulaştırıyorlar fakat morbiditeleri çok düşük yani biraz ateş biraz kırgınlık biraz eklem ağrısı akciğer bulguları yok bile hani bunları da hekim olarak algılıyoruz hani ateşi yok fakat eklem ağrısı var kırgınlığı var ateşi yok kırgınlığı var PCR'ı pozitif iki aşısı var böyle bir sürü vaka oluyor hani dikkat etmek gerekiyor biz genelde kliniye dayalı tıp yapmaya çalışıyoruz. Yani laboratuvara dayalı tıp değil de kliniye dayalıtıp tıp. klinik olarak hastanın eklem ağrısı yok, ateşi yok, ondan sonra kırgınlığı yok, grip bulguları yok. Ondan sonra hani hiçbir şey yok. Herhangi bir şeyde cerrahi yapacaksak PCR yapıyoruz ama cerrahi yapmayacaksak hastayı görüp konuşurken mesela poliklinikte hastayı takip ediyoruz. Gebe takibi yapıyoruz. Hadi gel sana bir PCR yapalım. Sen gebelik polikliniğine geliyorsun. PCR'ın bakalım nasıl. Böyle bir politika gütmüyoruz. Ama gebe polikliniğine gelenlerin ısısında artış var, kırgınlığı var, eklem ağrısı var veya eşi şey pozitif, PCR pozitif. Bunlara test yapıyoruz. Şimdi bizim hani e, şu anki durumumuz bu. Şimdi bakalım son bir slayta gidiyoruz. Bilmiyorum son slaytta mıyız? E, onu onda bir bakalım epey zaman da geçti. Ha ne öğrendikle bitirelim. Bu sanıyorum bizim e, son slaytımız. Şimdi pandemi de antite olarak e, pandemi nüfusu düşürücü bir olay. Bunu bugün e, size demonstre ederekten göstermeye çalıştık. Pandemi üremeyi etkileyen, nüfus göç hareketlerini etkileyen insanı kilitleyen bir olay. Ee, hani ölüm hızları TR ve dünyada artmış gözüküyor. Türkiye'de ve dünyada e, pandemi e, ölüm hızlarını arttıran bir olay. E, takip eden doğum hızlarını dünyada da azaltıyor. Hani bunu görüyoruz, göreceğiz. E, pandemi e, dünyada zaten obezite artıyor. Artış artmış olması gelişmiş ülkelerde e, pandemi de üreme için bir risk faktörü. Obezitenin artışına dair Elimizde bir pandemi obezitesi arttırdığı datası yok henüz ama zaten ongoing obezitenin artışı pandemiyi yönetmeyi zorlaştırıyor ve etkilenen insan oranını arttırıyor, üremeyi de bozuyor. Bunu biliyoruz ve net olarak gösteriyoruz. Türkiye'de bölgesel doğumuzlarının düştüğünü gösterdik. Kadın doğumcu sayısı hızla artıyor ülkemizde. Hani Avrupa Ekonomik Topluluğu sayılarına erişeceğiz nüfus bazında kadın doğumcu olarak. Gerçi kadın doğum ihtisasına girişte puanlar düşüyor ama kadın doğum ihtisasını e, düşük puanla almayacağım diyen insana dediğinde artış yok. Yani e, yerler, lokasyonlar doluyor. Bazı bölgelerde yoğun menopoz hastasının olacağını görüyoruz. Mesela bu sinoplar, minoplar. Yerini iyi seç. Yani e, ne bileyim bir Şanlıurfa'da genç hasta fertilte e, ve infertilte izleme oranınız yüksekken, Aynı oranda bir Sinop'ta bir Edirne'de bunları görme oranını daha düşük çünkü popülasyon bazında hani o bölgelerde ortalama Bayan yaşı 40'ın üzerinde e, diye bilgilerimizi güncelleştirdik. Şimdi arkadaşlar e, hani ben elimden geldiğince e, sayısal e, hani sözel olmayan e, ki dünyadaki birçok... E, Hani IVF ile ilgili sayılar da e, ve e, konular da tartışmalı. Hani tartışmalarını yapacak şekliyle e, ben e, pandemiyle hani üreme arasındaki ilişkiyi toparlamaya çalıştım. E, hani e, konuşmamızın da sonuna geldik. E, soru varsa soruların cevaplarını da konuşmanın içinde aldık. E, soru varsa ee, hani e, ona bakalım konuşalım. Ee, hani e, soru yoksa konuşmamızı bitirdik. Hani saat de 10:35 oldu yani bir saat 35 dakikadır sohbet ediyoruz. Ee, hani bunu bir şey halinde yapsaydık e, hani bir toplantı e, 15 dakika 20 dakika ile konuşmamız sınırlıydı. Onu böyle de yapmadık, hani e, e, daha geniş bir şekilde aldık. Bakalım yeni yazılarda yeni bir şey var mı? E, teşekkür eden arkadaşlarımız var. Deniz Hoca teşekkür etti. Ondan sonra e, Aydın Hoca teşekkür etmişti. E, ondan sonra teşekkürler. E, tamam, kapatıyoruz. Herkese ben teşekkür ederim. Hani e, kompakt bir grubun içinde uygun bir şekilde tartıştığımız bir ortam oldu. bilmiyorum TSRM bunların slaytlarını kendi sistemin içine koyacak mı? Ama hani bizim şey bilgiler açık her zaman erişilebilir. Hani bunu da TSRM'nin içerisinde bir yere slaytları koyabiliriz. Herkes faydalanabilir. Herkesten de e, o bir sürü tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Bir sürü e, e, teşekkür var. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hep beraber olabildik. Güzel bir akşam e, e, bir buçuk saati geçirdik. Sağ olun. Görüşürüz o zaman. Herkese sağlıklar. E, Covid içerisinde kendimize dikkat edelim. Sağ olun.